Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Midas CEO'su Egem Erarslan. Egem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Egem Bey ile birlikte bugün fintechlerin sermaye piyasalarına katkılarını, yeni nesil finansal piyasaya erişimde yeni nesil uygulamaların rolünü konuşacağız. Ve elbette ki Midas'ın hem Borsa İstanbul'a erişim imkanı geldi yeni, onun detaylarını soracağız, hem de önümüzdeki dönem hedeflerini konuşacağız. Egemen Bey, öncelikle tabii ki Midas'ı biraz açmanızı, anlatmanızı isteyeceğim. Çünkü henüz 2 yıl önce kurulan bir girişimsiniz yanlış bilmiyorsam, ama kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle sermaye piyasası yatırımcılarına olan ilgi duyan yatırımcıların da çok yakından tanıdığı bir şirket haline geldi Midas. Tabii ki bir yeni nesil yatırım uygulamasısınız. Başlarken Midas'ı anlatmanızı isteyeceğim. Nasıl bir fikir ve vizyonla kurdunuz? Hedef neydi? Faaliyet alanlarına buradan başlayalım, sonra diğer konulara geçeriz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Midas aslında borsaya rahatça yatırım yapma ihtiyacıyla ortaya çıktı. Amacımız bir noktada tüm borsa yatırımlarınızı tek platformda yapabilmenizi sağlamaktı. Bugün 534. günümüz, henüz 2 yılımızı tamamlamadık. Farklı bir iş ile ilgileniyorduk aslında. Bu iş sürecinde Türkiye'de bir yatırım hesabı açma ihtiyacı ortaya çıktı. Sizinle de daha önce konuşmuştuk. Evet. 2 haftamızdan fazla süre aldı. Dünya kadar zorluk yaşadık bu süreçte. Ondan sonra buradaki aslında zorluğu gördüğümüzde faaliyet alanımızı değiştirme kararı aldık. Ve şu hedefle ortaya çıktı Midas. Bir borsa yatırımı yapmaya karar verdiğinizde ilk hissenizi almanız 10 dakikadan kısa bir süre sürmeli. Ve bugün bu hedefi başardığımızı düşünüyorum. Hem Amerikan hem Türk borsasında bir hisse senedi almaya karar verdiğinizde 10 dakikanın altında hesap açabiliyorsunuz ve ilk hissenizi alabiliyorsunuz. Ayrıca onlarca hesap açılış ücretiydi, hesap işletim ücretiydi, takas ücretleriydi ve benzeri hiçbir masrafı ödemiyorsunuz. Çok rahat bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Faaliyet alanlarımız bugün için Türk ve Amerikan borsası. Aynı zamanda mobil uygulamamız üzerinde Türk ve Amerikan borsası arasında geçiş yapabilmeniz için bu hisse senetleri arasında en iyi kurlarla dolar alım satım imkanı da verebiliyoruz. Yani bugün için Türk borsasında ve Amerikan borsasında çok rahatça borsa yatırımı yapmak istiyorsanız Midas'a gelebilirsiniz. Hedef kitlemiz geniş, bireysel yatırımcılar da var, daha profesyonel traderlar da var. Yakın zamanda da bir web tabanlı bir işlem platformuyla özellikle daha profesyonel traderlara hitap eden bir takım ürünler de yayınlıyor olacağız. Midas'ın bu ilk hedefi olan Türk ve Amerikan borsasına kolayca, rahatça yatırım yapabilme hedefini gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Şimdi artık tüm yatırım ihtiyaçlarınızı tek platformda tamamlama zamanı. Peki şimdi kaç kişilik bir kullanıcı kitlesine ulaştınız? Ne kadarlık bir işlem hacmi söz konusu Midas üzerinde? Bugün kullanıcı sayımız 300 bine yaklaştı. Türkiye'de zannediyorum 100 binin üzerinde yatırım hesabı açabilen yegane aracı kurumlardan bir tanesiyiz. Ve bunu 534 gün içerisinde başarabildik. 30 bin yatırımcı Türkiye'de ilk defa Midas'la borsa yatırımı yaptı. 1 milyar doların üzerinde bugün aylık işlem hacmimiz var. Buradaki ki yani Borsa İstanbul'da yeni çıktık, 2 hafta oldu. 2 hafta içerisinde Borsa İstanbul'da da 60 bine yakın yatırım hesabı açtık. Hatta en bizi mutlu eden verilerden bir tanesi de 10 bine yakın kullanıcı ilk hafta içerisinde virman talebinde bulundu. Yani farklı aracı kurumlardaki hesaplarını Midas'a taşımak istediler ki bu da Midas'taki borsa yatırım sürecinin aslında ne kadar rahat olduğunu gösteriyor. Türkiye'de yatırımcı sayısı olarak zannediyorum ki en hızlı büyüyen aracı kurumuz. BIST ürünümüz ilgi çekti ama daha tabii yolun çok başındayız. Önümüzdeki zamanlarda yani 1 milyon kişileri, 1 milyon kullanıcıyı görmeyi hedefliyoruz. Peki şimdi aslında faaliyette bulunduğunuz alan zorlu bir alan. Zorlu alandan kastım aracı kurum olarak baktığımızda hani çok yerleşmiş bir sektör var Türkiye'de. Tabii burada bankalar var faaliyet gösteren yine. Bu kurumlardan farkınız ne? Yatırımcılar neden Midas'ı tercih etsin? Şimdi bunu ikiye böleyim. Öncelikle biz mobil uygulamada Midas Finansal Teknolojiler olarak hizmet veriyoruz ve daha geniş bir faaliyet alanımız var ve bu işlem platformumuz üzerinden hisse senedi alım satımı yapmak istediğinizde burada işte Midas Menkul Değerler aracı kurumumuz var lisanslı. Burası üzerinden işlemlerimiz yapılıyor. Regülasyon ve lisans olarak Midas Menkul Değerler bir banka veya aracı kurumla aynı.
Ama aslında Midas'ın genel çatısına baktığınızda faaliyet alanımız tamamen farklı. Çünkü bizim faaliyet alanımız kullanıcının hayatını kolaylaştıran, onun hayatına katma değer sunan ürünler yapmak. Yani biz bir işe baktığımızda bu işten ne kadar para kazanırız, bu işteki marjımız ne olur diye düşünmüyoruz. Biz bu iş kullanıcının hayatında ne kadar büyük bir problemi çözüyor ve ne kadar büyük bir insanın problemini çözüyoruz. Aslında buna bakıyoruz. O yüzden hal böyle olunca her kararımızda aslında diğer aracı kurumlardan adım adım ayrışıyoruz. Biz kullanıcıya katma değer sunmayacak, yalnızca gelir getirici işlerle uğraşmıyoruz. Ki bu çok zaten bariz aslında bizim faaliyetlerimize baktığınızda. Her alanda yokuz biz. Çünkü biz spesifik olarak kullanıcının en büyük problemini çözebildiğimiz, ona katma değer sunabildiğimiz alanlarda var olmaya çalışıyoruz. Ki bizim gücümüz de Midas kullanıcısından geliyor. Yani bugün 300 bine yakın kişinin işlem yaptığı Türkiye'de çok çok az belki aracı kurum platformu vardır. Ki size güzel bir istatistik söyleyeyim. 100 kişi Midas'a yatırıma başladığında 12 ay sonra 85'i yatırımlarında hala Midas'ı tercih ediyor. O inanılmaz bir oran. Çok yüksek bir oran. Bu kitle çok büyüyerek gidiyor. Kullanıcılar tabii burada Midas'ı tercih ettikçe biz de kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak, onlara katma değer sunacak çözümler getirmeye devam ediyoruz. Midas'ın birinci tercihi, onu söyleyeyim yani Midas'ı kullanmanın birinci tercihi kullanım rahatlığı. Gerçekten çok rahat bir şekilde bugün Midas'ı indirip 10 dakika içerisinde ilk hissenizi alabiliyorsunuz. Ve uygun komisyonlara sahip olması tabii. Tek uygulamadan rahatça hesap açıyorsunuz. İki borsaya da yatırım yapabiliyorsunuz. Düşük komisyonlar ödüyorsunuz. Ayrıca hiçbir hesap açılış, işletim, takas, saklama, rüçhan, hak kullanımı, hiçbir ücret, hiçbir masraf ödemiyorsunuz. Yani Midas'ı tercih etmek için bayağı bir sebebe sahipsiniz. Şimdi bu komisyon ücreti ve gelir tarafına geleceğim ama öncesinde az önce de bahsettiniz. İşte Midas SPK denetiminden geçiyor, diğer kurumlar gibi düzenli olarak denetleniyor. Tabii izleyicilerin ya da işte Midas'ı indirip kullanmak isteyen yatırımcıların ya da yatırımcı adayların kafasındaki soru, bir aracı kurumda da geçerli bu. Yatırımları nerede saklanıyor? Siz ve sizin gibi aracı kurumların güvenilirliğine ilişkin neler söylemek istersiniz? Tabii şöyle, yatırımcıların Türk borsasında yaptıkları yatırımlar Takas Bank'ta, Türkiye'de devlet tarafından denetlenen Takas Bank'ta aslında saklanıyor. Amerikan borsasındaki yatırımları da Takas Bank benzeri Amerikan devleti tarafından yetkilendirilmiş, lisanslandırılmış resmi saklama kuruluşlarında saklanıyor. Her iki ülkede de bu iş anormal sıkı, onu söyleyeyim yani çok sıkı denetleniyor. Biz Türkiye'de 4 otoritenin denetimine, Amerika'da da 4 otoritenin denetimine tabiyiz. Aynı zamanda Nasdaq ve New York Menkul Değerler Borsası'nda doğrudan anlaşmalı Türkiye'deki tek aracı kurumuz Midas Menkul Değerler olarak. Türkiye'de saklama işi merkezi, yani adı üzerinde işte merkezi kayıt kuruluşu var, evet. MKK var. Merkezi bir şekilde yapılıyor. Bugün E-Devlet şifrenizi de kullanarak MKK'nın sitesine girebiliyorsunuz. Farklı aracı kurumlardaki farklı menkullerinizi görebiliyorsunuz. Amerika'da sistem biraz daha farklı. Merkezi değil, devlet farklı özel şirketleri yetkilendiriyor ve denetliyor. Siz de onlardan biriyle çalışıyorsunuz. O yüzden böyle merkezi kayıt kuruluşu gibi girip bütün menkullerinize bakabildiğiniz bir sistem yok. İşte mesela özel büyük saklama şirketlerini düşünürseniz, işte Citibank gibi böyle dünyanın çok büyük, evet, saklama şirketleri var. Yani şunu söyleyeyim, sermaye piyasası şirketleri kripto para borsaları gibi değil. Çok çok sıkı denetleniyor. Yatırımcıların bu konuda içi rahat olabilir. Türkiye'de SPK tarafından denetleniyoruz Midas Menkul Değerler olarak. Amerika'da da SPK'nın karşılığı SEC var, Securities and Exchange Commission. Orası tarafından denetleniyoruz. Biz tüm faaliyet vaktimizin yarısını denetimde geçiriyoruz, öyle söyleyeyim size. Peki, şimdi az önce şeyden bahsettiğiniz düşük komisyon ücretleri ya da olmayan birçok şeyde belli bir süre olmayan ücretlemeler söz konusu. Peki gelir modeliniz ne? Nasıl para kazanıyorsunuz? Bir bunu sorayım. Bir de tabii ki son dönemin popüler konularından bir tanesi, veri satarak para kazanıyor musunuz? Şimdi bizim de diğer aracı kurumlar gibi gelir modelimiz Midas'ta komisyon. Öyle Türkiye'de kullanıcı verilerini satmak falan çok mümkün değil. Nefes aldırmazlar, onu söyleyeyim. Yani bunlar Amerika'da mümkün olan iş modelleri. Türkiye'de tartışmaya açık bile değil, onu söyleyeyim. Türkiye'de aslında gelir üretebileceğiniz modeller çok belli. O yüzden zaten yani biliyorsunuz hani Amerika biraz daha
liberal bir ekonomi. Çok fazla şeyi denemeyi, yanılmayı seviyorlar. Türkiye'de tabii biz bu kadar büyük bir alana sahip değiliz. O yüzden biraz daha faaliyet alanımız ve yapabileceğimiz işler sınırlı. Biz ölçek ekonomisinde var olan bir şirketiz. Yani bu ne demek? Bizim ölçeğimiz arttıkça, büyüklüğümüz arttıkça bizim kazandığımız para daha anlamlı hale geliyor. Ki zaten kullanıcı, yani şöyle düşünün, biz kullanıcılara, yatırımcılarımıza katma değer sunan bir şirketiz. O yüzden bizim yüksek komisyonlar almamız zaten mümkün değil. Bizim doğamıza aykırı. Biz ancak kullanıcı sayımız, yatırımcı sayımız çok büyüdüğünde para kazanabiliyoruz ki o noktalara gelmek üzereyiz. Yani biz belli bir vakit önce sohbet ettiğimizde işte Midas'ın 60 bin falan kullanıcısı vardı diye hatırlıyorum. Şu anda 300 binin üzerindeyiz. Borsa evet. İstanbul'u çıktık. Çok hızlı toplam büyüyoruz. Toplam yatırımcı sayısına bakıldığında oldukça yüksek bir oran. Tabii yani Türkiye'nin belki de toplam yatırımcı sayısında en büyük kurumlarından bir tanesiyiz. O yüzden biz bu şekilde aslında para kazanıyoruz. Bizim de aslında para kazandığımız alan komisyon. Ama ölçeğimiz arttıkça bugün 1 milyon kişiye hizmet verebilirsek bizim de bugün gelir modelimiz daha anlamlı hale geliyor ki yani bence kullanıcılarımızın ilgisi bunu teyit ediyor. Türkiye'de kaç tane aracı kurumun mobil uygulamasında 300 bin kişi kullanıyor. Buna bakarak aslında bu ölçek ekonomisinin başarılı olmaya doğru ilerlediğini de görebiliyoruz. Peki şimdi geçtiğimiz hafta aslında uzun zamandır bir beklenen bir vaatti sizden. Geçtiğimiz iki hafta içinde yanlış hatırlamıyorsam Borsa İstanbul vaat ettiğiniz, Borsa İstanbul'da yatırım yapma seçeneğini de duyurdunuz. Yani bu hem Midas için ne ifade ediyor, hem Midas kullanıcıları için ya da Borsa İstanbul'da yatırım yapacak olan, yapan yatırımcılar için ne ifade ediyor? Ya bu Midas'ta bir dönüm noktası, onu söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim, biraz vaktimizi aldı. Çünkü bu bir mühendislik işi, aynı zamanda lisans gerektiren bir iş. O yüzden kullanıcılarımızı biraz beklettik. Onların sabrı ve yakın ilgisinden dolayı da çok teşekkür ederiz. Bizim kullanıcılarımızın tüm yatırım ihtiyaçlarını tek bir uygulamada, tek bir platformda bir araya getirebilmemiz için Borsa İstanbul çok kritik bir geliştirmeydi bizim için. O yüzden Midas için de bir dönüm noktası. Çok çok mutluyuz. Yalnızca ilk iki haftada 60 binden fazla yatırım hesabı açıldı biz tarafında. 10 binden fazla kullanıcımız farklı aracı kurumlardaki hesaplarını bize virman etmek istedi. Aslında bu da yapılan işin doğruluğunu teyit ediyor bence. Ama şunu söyleyeyim, Borsa İstanbul tarafında bizi en mutlu eden şey, biz bu Borsa İstanbul ürününü Midas'ta kullanıcılarımızla geliştirdik. Bir yıldan fazla bir süredir kullanıcılarımızla çok sık bir şekilde konuşuyoruz. Onların ihtiyaçlarını, onların farklı kurumlarda yaşadıkları sorunları anlıyoruz. Ve aslında bizim tamamen burada fokusumuz, ilgimiz, odağımız kullanıcının problemini ve onun dertlerini çözmek olduğu için bence Midas çok güzel bir Borsa İstanbul deneyimi sunabiliyor. Bugün bana sorarsanız Türkiye'de Borsa İstanbul'a en rahat bir şekilde yatırım yapabileceğiniz mobil uygulama olduk. Türkiye'de yani kullanıcılar tarafında hayatlarında ne değişti? Yani Türkiye'nin ilk masrafsız borsa yatırım şirketi olduk. Bugün hesap açılış ücreti yok, hesap işletim ücreti yok, takas saklama ücreti yok, işte virman ücreti yok, rüçhan gibi hak kullanım ücretleri yok. Hep böyle mi olacak belli bir süreye kadar mı? Masrafların hiçbiri hiçbir zaman olmayacak. Yani bugün masrafların hiçbirini almıyoruz. Bir süre boyunca komisyon da alınmıyor. Yani 4 aya yakın komisyonlar da ücretsiz. Ama Türkiye'de masrafsız yatırım kavramını aslında tanıttık artık biz. Midas'ta yatırım yaptığınızda masraf ödemediğiniz gibi canlı veri gibi birçok ücretli şeyden de ücretsiz olarak faydalanıyorsunuz. O yüzden bugün kullanıcılarımız için BİST'e yatırım yapmanın en rahat yolunu sağlayabildiğimizi düşünüyoruz. Çok da mutluyuz. BİST tarafı çok hızlı bir şekilde büyüyor. Buraya da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Peki Egen Bey, orada hani emirler tarafında nasıl seçenekleri var, bir onu sorayım. Az önce dediğiniz canlı verileri başka yerde ücretli olan ücretsiz veriyoruz. Burada tabii erişim imkanını sağlamak kadar bu işte yatırım yaparken yatırımcının biraz hani analizler vesaire gibi hizmetler de söz konusu. Sizde var mı bunlar? Detaylı olacak mı? Şu anda mobil uygulamamız üzerinden daha basit bir şekilde alım satım yapabiliyorsunuz. Yine bir grup işte analist raporlarına, haberlere, bir takım istatistiklere erişebiliyorsunuz. İşte market emri verebiliyorsunuz, limit emirler verebiliyorsunuz. Yakın zamanda web tabanlı bir işlem platformu yayınlayacağız. Bunun üzerinde bir süredir çalışıyoruz. Burayla birlikte artık hem Türkiye'de hem Borsa İstanbul'da daha fazla veriye sahip olarak daha komplike bir yatırım deneyimi de sunabileceğiz. Özellikle pro traderlara. Şimdi şeyi de merak ettim tabii. Amerikan borsasına ne kadar, kaç
yatırımcı yatırım yapıyor sizin üzerinizden, bir rakam var mı? Borsa İstanbul'daki hedef ne olacak sizin? Şöyle söyleyeyim, zaten size belirttiğim rakamların çoğu aslında Amerikan borsası. Çünkü Borsa İstanbul henüz 2 haftadır Midas'ta. Evet. Yani çok çok yeni, orası çok hızlı büyüyor. Ama bugüne kadar 250 bine yakın kullanıcıyı biz Amerikan borsasıyla eriştik. İşlem hacmimizin çok ciddi bir kısmı da yine orada gerçekleşti. Şimdi buradan sonra artık Borsa İstanbul'un payının ben çok hızlı bir şekilde Amerikan borsasının payını geçeceğini düşünüyorum. Peki şimdi bu aslında bütün bahsettiğimiz yıllarca sermaye piyasası uzmanlarının da konuştuğu, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin de aslında çok üzerinde durduğu konularda finansal piyasalara erişim. Yani Türkiye'de yeterince var mı? Artması için neler yapılmalı? Özellikle bu teknolojinin de, finansal teknolojilerin de gelişmesiyle bu alanda biraz daha yaygınlığın artması söz konusu ama tabii ki uygulamalarla, yeni nesil yatırım platformlarıyla hem belli fiyatların komisyon ya da ücretlerin aşağı çekilmesi ya da sizde olduğu gibi olmaması buraya olan sermaye finansal piyasalarının erişimi de arttıracak bir unsur. Dolayısıyla burada neler yapılmalı? Midas'ın yol haritasında neler var bu alanda? Şimdi bunu daha basit bir örnekle anlatmaya çalışayım. Demir yolları veya hava yolları gibi düşünün. Bir şehirden bir şehire işte 6 aktarmalı 2 haftada giderseniz o iki şehir arasındaki ticari hacmin artması çok mümkün olmaz. Hı hı. Ulaşımın, özellikle hava yolu ulaşımının dünyaya getirdiği en büyük faydalardan bir tanesinin dünya etrafındaki ekonominin aslında birbiriyle daha entegre olmasını sağlamaktı. Şehirler arasındaki ekonominin de çok ciddi büyümesine fayda sağladı. Sermaye piyasalarını biraz böyle düşünün. Eğer bir yere çok rahat bir şekilde gidebiliyorsanız oraya olan ilgi artar, oraya giden ticaretin hacmi büyür. O yüzden şimdi ikiye bölersek bir tanesi Borsa İstanbul gibi, Amerikan borsası gibi veya farklı taraflarda da bu yatırım deneyiminin çok rahatça yapılabilmesi. Yani çok fazla işte böyle 2 hafta beklemeden, 100 tane farklı şeyle uğraşmadan bu işi yapabilirseniz bir kere oraya olan ilgi büyür, oraya giden ticaret hacmi büyür. İkinci taraf ücretlendirme. Şimdi havayolu şirketlerini düşünün, anormal paralar ödüyor olsaydınız uçaklara, çok çok anormal paralar, çok az sefer olurdu ve aslında bu yeterince ölçek ekonomisini getirmezdi. O yüzden ücretlendirme tarafı da bu işin ikinci boyutu. Yani önce bir erişimi rahatlatacaksınız, çok kolay bir şekilde erişebilecek insanlar. Ondan sonra da buradaki ücretleri olabildiğince aşağı çekeceksiniz, çok makul düzeylere getireceksiniz ki aslında ölçek ekonomisine gidebilin. O yüzden yani Türkiye'de bugün baktığınızda sermaye piyasalarına katılım oranı 80 milyon içinde 3 milyondan az. İşte özellikle yatırım fonları tarafında mesela gelişmekte olan ülkelerin çok gerisindeyiz. Buralara baktığınızda aslında çok büyük bir gelişim alanı görüyoruz. Biz bir problem görmüyoruz. Biz gelişim alanı görüyoruz. Anladım. Bu gelişim alanında artması için burada 2 tane şeye ihtiyacımız var. Erişimin kolaylaması ve ücretlerin düşmesi. Son 3 dakikaya girdik. 1-2 sorum daha olacak size Egen Bey. Şimdi genç bir girişimsiniz ama aldığınız yatırıma baktığımızda önemli kurumlarda önemli yatırımlar da almışsınız. İlki 2021'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Denizbank'tan bir yatırım aldınız. 1 milyon dolar tohum yatırım. Bu yılın Şubat ayıydı yanlış hatırlamıyorsam 2022. Bakıyorum yatırımcılara Spark Capital var, Early Bird var. Bunlar çok dünyaca ünlü kurumlar, fonlar. Nigel Morris var ve Türkiye'den de Revo Capital var. 11 milyon dolar daha yatırım almışsınız. Bu kadar iyi yerli ve yabancı kurumlardan, fonlardan yatırım almak kısa bir sürede yatırımcıları nasıl ikna ettiniz? Şu an yatırımcılarınız bu yatırımlardan memnun mu? Bir diğer sorum da tabii ki bu yatırımlar nerede kullanılacak? Şöyle, bence çözmeye çalıştığımız problemin çok büyük olması bu kadar büyük yatırımcıların da ilgisini çeken ve onların da bu alana yatırım yapmasını sağlayan alanlardan bir tanesi. Yani ölçek çok büyük, çözülmeye çalışılan problem çok büyük. İkinci tarafı da tabii siz takım olarak bu problemi çözebilecek misiniz? Kritik konu. O yüzden ben bu yatırımın yarısını bu problemin yeterince büyük olmasına, diğer yarısını da bizim takımımızın bu işin üstesinden gelip çok iyi bir şekilde bu işi aslında geleceğe götürebilmesine yoruyorum. O açıdan ben çok şanslıyım. Türkiye'nin de belki en iyi takımlarından biriyle bu işi yapma şansına sahibim. Yatırımcılarımızın da kullanıcılarımızın bu kadar aslında Midas'a teveccühü göstermesinden ötürü mutlu olduğunu tahmin ediyorum. Şu son bir dakika, birkaç sorum daha vardı ama bir soruyla bitireceğiz muhtemelen. Kripto para işlemleri tarafında Midas'ın yol haritasında ne olacak?
Şöyle tabii Midas ilk hedefini bahsettim. İlk hedefini gerçekleştirir. Türk ve Amerikan borsalarında 10 dakika içerisinde yatırım yapabilmeniz rahatça. Şimdi artık ihtiyacınız olan tüm yatırımları tek platformda toplamak istiyoruz. Bu da tabii gelecekte değerli madenlerin, yatırım fonlarının, kripto paraların da platformumuza geleceğini gösteriyor. O yüzden bu tarafta yakın zamanda bir gelişme olacak. Buradaki ana amacımız da basit bir kripto para alım satım platformu olabilmek değil. Aslında kripto paralarınızla tasarrufta bulunabilmek, bunları ödünç verebilmek, bir takım getiriler elde edebileceğiniz, biraz daha kripto paralarla daha komplike işlemler yapabileceğiniz. Daha DeFi tarafı. Evet, yani merkeziyetsiz finans dünyasında aslında faaliyet gösterebileceğiniz daha farklı bir mobil uygulama olmak. Egemen Bey, süremiz bitti ama bu yakın zaman dediğiniz bu yıl içinde olur mu, 2023'e kalır mı? 2023'ün başı gibi tahmin ediyorum. Egemen Bey, çok teşekkür ederim değerli katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Midas CEO'su Egem Eraslan'dı. Egem Bey'le birlikte hem Borsa İstanbul finansal piyasalarla ilgili yeni nesil platformların katkılarını konuştuk. Hem de Midas'ın önümüzdeki dönem hedeflerine değindik. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.